diyenler önce bir hamsi kokusu olduğu için hani hamsi yağlı, ay öyle sabun olur mu falan diyor. Mesela birisi dedi ki bana işte hamsi yağlı kokmuyor, hamsi yağı kokmuyor, hamsi kokmasını isterdim. Başka birisi de dedi ki hani hamsi kokmuyormuş, çok güzel falan. Talepler hani böyle bir talep oldu. Güzel talepler, yani bir güzel şeyler duyduk. Sabunlarımız %70'i hakiki zeytinyağı kullanıyoruz. Diğer kalanı da diğer yağlardan kullanıyoruz. Hamsi yağlı yapıyorsak hamsi yağlı, işte sarı kantaron yağlı yapıyorsak sarı kantaron yağı, diğer yağlardan koyuyoruz. Mesela keçi sütlü, işte kabak lifli keçi sütlü var. Onlar çok talep oluyor. İşte pirinç kepekli leke sabunumuz var. O çok talep görüyor mesela. Türkiye'nin diğer illerinden de talep oluyor. İnternet sayfamız var. Oradan istiyorlar. Gönderiyoruz siparişlerini. Mesela öğrettim ya. 45 yıl sonra başladım. Bu 7 kuşaktır ailece arıcılık yapıyoruz. Kendimizi bildim bileli aileden arı eksik olmadı. Kendimizi geliştirmek için bir lavanta tarlasına sahip olduk. Niyetimiz burada neydi? Lavanta balı yapmak. Fakat sonradan öğrendik ki lavantanın yağı baldan daha değerliymiş. Arkadaşlar dedi ki bunu kendin değerlendir, ham madde olarak satma. Peki dedim ne yapabiliriz? İşte lavantanın sabunudur, lavantanın yağıdır, kolonyasıdır. Değişik örnekler verdik. Bize daha kolayımıza kolay sabun geldi. Bir deneme, üç deneme, beş deneme derken lavanta sabunu başardık. Yani güzel bir sabun yaptık. Sonradan komşum dedi ki ben internetten keçi sütü sabun alıyorum. Getiriyorum, yapabilir misin? Onu da denedik birkaç kere, denemeden sonra onu da başardık. Sonra çeşitlerimiz böyle arttı. Şu anda 12 çeşit sabun yapıyoruz. Değişik yerleri gezdiğimiz zaman işte atıyorum nereye gittik? Giresun'a gittik. Orada bize dediler ki dondurma yiyecektik, ayıp söylemesi. Çay dondurması. Dedi ki çayın dondurması mı olur? İşte yöresel bir ürün. Sonra Alaçam'a geri döndüğümüzde dedik ki acaba bizim bir yöresel ürünümüz olabilir mi? Öyle mi olsa böyle mi olsa bizim bölgemiz Türkiye'de balık unu ve balık yağı fabrikalarının, daha doğrusu hamsi unu ve yağı fabrikalarının en yoğun olduğu bölge. Sonra arkadaşlardan balık yağı temin ettim, hamsi balığı yağı. Bunun denemelerini yaptım sabun amaçlı. Tabii hamsi yağının kötü bir kokusu var. Bunu bastırdık bir şekilde ve ortaya çok güzel bir ürün çıktı. Balık yağı biliyorsunuz insan cildine, insan saçına çok faydalı bir şifa. Haricinde de kullanılıyor, dahilen de kullanılıyor. Biz sabun kısmını denedik. Ve ortaya çok güzel bir ürün çıktı. Geri dönüşleri çok güzel. Yani şu anda en çok satılan ürünlerimizden bir tanesi. İnsanlar şimdi önce ön yargılı ulaşıyor. Diyorlar ki hamsinin yağı çok pis kokar. İşte bu iyi olmaz. Fakat denedikleri zaman geri dönüşleri çok memnun verici.